Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, önce güncel bir konuyla giriş yapmamız gerekiyor. Zaten videonun konusu da o. Nedir bu? Diamond Tema, ehli sünnet bir ateist. Biliyorsunuz ateistlerin türü var. Ehli sünnet ateist ne demek? Ehli sünnetlerin argümanıyla ateizmi savunan demek. Ben ateistlerle yaptığım konuşmalarda, tartışmalarda aldığım cevap şu. Diyor ki şahıs, senin verdiğin delillerin benim için hiçbir önemi yok. Senin sunduğun kanıtların benim için hiçbir önemi yok. Ateistlerin sadece Kur'an yeter diyenlere karşı verdikleri cevap bu. Benim gibi düşünen ateistlerle tartışmaya giren dostlara şunu tavsiye ediyorum. Lütfen dostlar dikkatli dinleyin. Ehli sünnetin hurafeleri, rivayetleri ve hadisleri üzerinden ateistlerle konuşamazsınız. Adamlar haklı. İftiralarla, o uyduruk hikayelerle yazılmış kitaplardan adamlar size sorular soruyor. Cevap veremezsiniz. Diamond denilen ehli sünnet ateist adamlara ayna tuttu, ayna. Karşısındaki ehli sünnete ayna tutuyor. Diyor ki bakın böyle. Diyor ki aynaya bak aynaya. Bu sensin diyor, sensin. Sen diyor bunu savunuyorsun. Sen Resulü 9 yaşından, 6 yaşından nikahlandı. 9 yaşında gerdeğe girdi diyorsun. Sen diyorsun diyor. Millet de Diamond'a küfür ediyor. Diamond'ın hiçbir suçu yok. Şu anda çok büyük tarikat liderlerinin çocukları Diamond'dan beter ateist. Deist, agnostik. Uyanın, uyanın. Adamları ateist yapan ehli sünnetin hadisleri, rivayetleri ve menkıbeleri. Niye kızıyorsunuz siz Diamond'a? Adam senin kitabında yazanı sana gösteriyor ve senin fikrin nedir diyor. Bak burada böyle yazıyor. Senin fikrin ne diyor? Sen de ne diyorsun cevap olarak? Vay kafir. Vay zındık. Vay peygamber düşmanı. Kardeşim, adam klasik bir ateist. Klasik ateist nedir? Önce onu tarif edeyim. Kendi argümanlarını size vermez. Sizin yalanlarınızı sizin önüne koyar ve der ki fikrin nedir der. Ateistlerle konuşurken dostlar, ben size metodu söyleyeyim, nacizane. Ya da kendi metodumu anlatayım. Siz ateistlere sorun. Senin argümanın nedir? Sen bizi neye çağırıyorsun? Bir ateistin sizi çağırdığı delil ve kanıtlar nelerdir? Allah yok. İyi, tamam, Allah yok. Sen bizi neye davet ediyorsun? Neye çağırıyorsun? Cevap tesadüfe. Tesadüf. Her şey bir tesadüf. Big Bang, bir patlama oldu. Dur. Patlamadan önce ne vardı? Bayatlamış balık gibi bakarlar. Patlamadan önce ne vardı kardeşim? Bir şey vardı ki patladı değil mi? Boşluk patladı öyle mi? Sonra boşluk patlayınca her şey dağıldı ve her şey öyle bir yerde durdu ki yaşam oluştu, dünya oluştu falan. Ya adamların tesadüfe dayanarak anlattığı şeyler Nakşibendilerin, Harfetilerin, Rufailerin rivayetlerinden hiçbir farkı yok. Aynı saçmalık, aynı palavra oran olarak. Aynı oran. 70 bin ton kahvaltıya inanan bir adam ile pat, her şey patladı, oldu diyen adam arasındaki fark ne? Ateistlere siz tutup da Zeyd'i savunmaya çalışmayın. Ateistlere tutup da Kur'an'ın ayetlerinde işte kadın dövülür mü falan, kadın cehennemliktir. Ateistlerle bunları tartışmayın. Adama da tartışmamak için değil ki, ya sen inanmıyorsun. İnanmadığın şeyi ben sana niye vereyim? Sen zaten inanmıyorsun. Şimdi adam Kur'an'a inanmıyorum diyor, sen adama ayet okuyorsun. İnanmıyorum diyen adama ayet okunur mu? Adama inandığı yerden gideceksin. Mesela benim sürekli kullandığım Göbekli Tepe.
Din bir uyuşturucudur. Din bir afyondur. İnsanları uyutmak için icat edilmiş bir şeydir diyenlere Göbekli Tepe ile ilgili bir soru sorun. 12 bin yıl önce avcı ve gezici gruplar teker icat edilmeden önce, hayvan terbiye edilmeden önce, yerleşik bir düzene geçmeden önce adamlar neden tapınak yaptı? İşte realite, işte karbon testi, işte Göbekli Tepe, Urfa'da git gör. Tapınak olduğuna itiraz edilemez. Yatacak yeri yok, kileri yok, oyu yok, buyu yok. Yıldızlardan esinlenerek yapılmış bir tapınak. Hem de birçok tapınak. Bakın, dikkatli dinleyin. Göbekli Tepe'de matematik var. Mimarlık var. Sanat var. Sanat var. Herhangi bir alet yokken elleriyle taşlardan yaptıkları bıçaklar ile taşları oyarak, bakın, taşları yontup bıçak haline getirip o taşlarla oyarak 6 tonluk, 8 tonluk kendi yaptıkları o tapındıkları taşları yerden söküyorlar, götürüyorlar, oralara dikiyorlar. Sonra da terk edip giderken yumuşacık kum gibi bir toprakla doldurup gidiyorlar. Onun için şimdi çok kolay açılabiliyor. İnternetten bir iki videosunu seyredin. Sonra da ateistlere sorun. Gezici ve avcı gruplar kimi afyonlamak için tapınak yaptılar? İç güdüleriyle yaşayan o beşerler, o insanlar neden tapınak yaptılar? Diamond'a göre herhalde salaktılar. Ya da ne cevap verir sizce? Dini bir lider yok. Hiçbir şahsın heykeli yok. T'ler, yüzler yok. O T'lerde eller, kollar var, uzuvlar var ama yüz yok. Hayvan figürleri var. Hem kabartma hem çizme. Ne diyorlar biliyor musunuz? Dünyanın ateistleri ne diyor? Bunu diyor bir insan yapmış olamaz. O tarihte bir insanın bunu yapması imkansız diyorlar. Uzaylılar yapmış olabilir diyorlar. Biraz daha salak ateistler ne diyor biliyor musunuz? Henüz tapınak oldu, ispat edilmedi diyorlar. Canım benim ya. Henüz tapınak oldu, ispat edilmemiş. Evet, Esenler Otogarı. Yani orası aslında garajmış. Tapınak diye yedirmeye çalışıyorlar. Canım benim ya. İşte aynı tarikatçılar ile aynı durumdalar. Ateist de sen niye ayet veriyorsun ya? İşte götür. Göbekli Tepe'yi göster. Karahan Tepe'yi göster. O avcı ve gezici topluluklar neden tapınak yaptı? Sor bakalım. Onlar o ilkelliğe rağmen tapınmaları gerektiğini anlayabiliyorlar. Çünkü fıtratında var. Uğruna öldüğünüz şey sizin ilahınızdır. İster fark edin, ister fark etmeyin. Tapınmak fıtratta vardır. Bunu inkar edenler ateizme de tapabilirler, paraya da tapabilirler. Kimin için ölüyorsa, kimin için yaşıyorsa o onun ilahı olabilir. Bu ihtimal vardır. Tuttuğu futbol takımı için kendini öldüren var, sevdiği kız için kendini öldüren var. Uğruna yaşadığınız şey sizin ilahınız olabilir. Ayrıca iradeyi yok sayarlar. Ateistler iradeyi yok sayarlar. Eğer Allah var ise o küçücük çocuklar neden ölüyor? Senin gibi iradesini kullanan insanlar yüzünden ölüyor. 5 tane süper güç Afrika'yı aç bırakıyor. Afrika'daki çocuklar açlıktan ölüyor. Oranın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kullanmak için şu anda yürürlükte olan bir dünya politikası var. Benim yurdumun insanı oraya kuyu açıyor, kurban yolluyor. Bütün dünyanın süper güçleri de orayı aç bırakıyor. 3-5 parça elmas için, altın için ya da petrol için. Bunu bilmeyen yok, herkes biliyor. Ama mesele ne biliyor musunuz dostlar? Mesele bizim yurdumuzdaki ehli sünnet tayfanın anlattıkları hikayeler yüzünden
ateist olan gençlik. Ve bu ateist olan gençlikten Diamond Tema diye bir genç adamlara tutuyor, ayna gösteriyor. Ehl-i Sünnet'e aynayı gösteriyor. Ve soruyor, diyor ki, bunun hakkında fikrin nedir? Adamı öldürmeyi planlıyorlar ya. Adam öldürmeye çalışıyorlar. Öldüreceğine kitabı iptal etsene. Bu kitabın hiç büyük mü yoktur, bu kitap Allah'a ve Resulüne iftiradır desene. Diyemiyorsunuz değil mi? Kitap orada duruyor. Diamond'a küfür edip, hakaret edip öldürmek istiyorsunuz. Bunlar sene 2024 tartıştığınız zaman selam der giderler ama güç ellerine geçsin. Her cuma günü sabah namazından sonra adam keserler. Bunlar böyle insanlar. Ben Hazreti Ömer'e hakaretten savcılığa ifade verdim. Niye biliyor musunuz? Ben bir video yaptım. YouTube kanalımda bakabilirsiniz. En çok seyredilen videodur. En üstteki en çok seyredilen video. 300 bin falan olmuştur tahminimce. Hazreti Ömer'e hakaret etmiş. Gittim savcılığa ifade vermeye. Bunu birkaç kere anlattım. İbretliktir. Lütfen meseleyi anlamaya çalışın. Dedim ki şikayet eden Hazreti Ömer'in torunu mu? Hazreti Ömer'e hakaret ediyorum. Ve birisi beni şikayet ediyor. Şikayet eden kim? Hazreti Ömer'in torunu mu? Kim? Vatandaşın birisi gelmiş. Cübbesiz Mahmut Hazreti Ömer'e hakaret ediyor diye beni şikayet etmiş. Ben de gittim savcılığa ifade verdim. Adamın 3 sayfa şikayetine ben yarım sayfa ifade verdim. Ve dedim ki, bu videoda anlattığım, zaten videoda da gösterdiğim kitapta yazan şeylerdir. O kitapta, kitabın adı Hayatül Sahabedir. Kandehlevi'nin yazdığı bir kitaptır. Türkçe'ye tercüme eden, mütercimi, Türkçe'ye tercüme eden Ali Arslan'dır. Tekirdağ müftüsüdür. İstanbul eski vaizidir. İstanbul'da ikamet eder. Adam halen yaşıyor İstanbul'da. Adam kitabına yazmış. İlahiyat fakültelerinde okutuluyor. İmam Hatip liselerinde kaynak eser olarak veriliyor. Ben kitabı gösterdiğim için gidip ifade veriyorum. Ne oldu? Takipsizlik. Takipsizlik ama bunu beni çağıranın hiçbir haberi yok. Çağırıyor da ifade ediyor. Hiç mi ya şuna bir inceleyelim bir bakalım. Acaba bu usulden geçer mi? Usulden geçerse esastan bakalım. Ama yok. Sistem öyle çalışmıyor. Çok ilginç dostlar. Ve şu anda önemli olan ne biliyor musunuz? Ateistlerin sayısı müthiş artıyor. Deistlerin sayısı da müthiş artıyor. Sebebi de Ehl-i Sünnet'in Allah'a ve Resulüne attığı iftiralar. Buyurun. Diamond Tema'nın Tema mıydı? Diamond Dama mıydı? İşte ateistin söylediği argüman. Bakın buradan bu hemen konuyla ilgili bir video bulayım dedim. İşte Alparslan Kuytu videosunu çıkarttım. Bakın şimdi Diamond'ın ateistin linç edilmesine sebep olan şeyi adam savunuyor. Onu söyleyecek şimdi. Hep beraber dinleyeceğiz. Bu adam kim? Binlerce insanın sevdiği, takip ettiği hocam dedi. Elini ayağını öptü. Ve mitingde Resul'ün mitinge geldiğini, mitingde Allah Resulü, Muhammed Resul'ün mitingde kendisini dinlemeye geldiğini söyleyen adam. Yazın YouTube'a Alparslan Kuytul Muhammed Resul miting meydanına gelmiş diye yazın seyredin. Ben videosunu yaptım. Ama kızan yok, sinirlenen yok, böyle bir şey nasıl olur diyen yok. Bakın ne diyor. Hep beraber dinleyelim. Çok basit zaten. Ateistler ve bazı İslam düşmanları her fırsatta Efendimizin Hazreti Ayşe ile 9 yaşında evlendiğini dillerine dolayarak İslam'a ve Müslümanlara hakaret ediyorlar. Bu konuda düşünceniz nedir? Yani mesela o zaman da Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var, var oğlu var. Bu büyük, tanınmış, meşhur kafirler. Mesela hiçbirisi böyle bir şey dememişler.
Yani Muhammed gitti, ufak bir kız çocuğuyla evlendi falan filan dememişler mesela. Halbuki onlar yani peygamberimizin bir açığını arıyorlar. Fırsattır mesela. Demek ki fırsat değil. Demek ki normal görülüyormuş o zamanda. Gördünüz mü dostlar? Şimdi kafirler eleştirmediği için normal göründüğünü söylüyorum. Çünkü diyor kafirler eleştirmemiş. Peki kafirlerin hadisini de mi yazacaktınız? Eleştirmediğini nereden biliyorsunuz kafirlerin? Peki o zaman eleştirdiği konularda haklı mı oluyorlar? Mesela müşriklerin eleştirdiği konular var. Diyorlar ki bu Muhammed baba ile oğlu birbirine düşürdü, kavga ettirdi. O zaman doğru mu diyeceğiz buna? Mantığa bakın dostlar. Kendi mantığıyla kendi ayağını sıkıyor. Resulün 9 yaşındaki bir insanla, bir kız çocuğuyla gerdeğe girmesini normal gösterebilmek için verdiği delili duydunuz mu? Eğer diyor bu diyor normal dışı bir şey olmuş olsaydı diyor, kafirler diyor söylerlerdi. Resul küçük bir çocukla evlendi derler. Öyle şey olur mu derlerdi diyor. Ama diyor kafirlerden diyor böyle hiçbir itiraz yok diyor. O zaman biz de ne diyoruz? Eğer senin bu mantığın doğru ise müşriklerin, kafirlerin, Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin eleştirdiği konular o zaman doğru, öyle mi? Eleştirdikleri konulardan bir tane de örnek veriyorum. Ne diyorlar? O büyülenmişti diyorlar. Hakikaten büyülenmiş mi? Onu cin çarpmıştı diyorlar. Hakikaten cin çarpmış mı? O diyor babayla evladın arasını ayırdı diyor. Babayla evladı birbirine düşürdü diyorlar müşrikler. Dediklerine göre doğru mu oluyor şimdi? Hakikaten düşürdü mü? Buyurun, fikri size bırakıyorum düşünceyi. Düşünün, fikrinizi, aklınızı kullanın. Söylediği delili kendisine uygulayalım. Ne olacak şimdi? Devam ediyoruz. Bakın, şimdi müşrikler böyle bir konuda itiraz etmedikleri için demek ki normalmiş diyor. Devam edelim. Ve Allah Resulü cevazın sınırını göstermek istedi. Onun her evliliğinde bir hikmet var. Her evliliği bir şeyin caiz olduğunu gösteriyor. Bir şeyi dikkate alıyor. Evet, 9 yaşında evlendi. Asıl olan rivayetler böyle. Duydunuz mu? Evet, 9 yaşında evlendi. Asıl olan rivayetler böyle. Şimdi bunu Diamond söylediği için tehdit ediliyor. Tutuklama kararı çıkılıyor. Aranıyor. İşte efendim vay kafir, vay zındık, vay bilmem ne. Adam kendisi diyor. Kendisi diyor kardeşim. Bütün rivayetler böyle diyor. Evet. 6 yaşında nişanlandı, 9 yaş. 6 yaşında nişanlanmış, 3 yıl nişanlı beklemiş. Şimdi evlendi. Bazı zayıf rivayetlerde 17-18 yaşları falan diyor da, onlar zayıf rivayetler. Biraz da böyle modernist Müslümanlar o tarafa meyle diyorlar. Yani 9 yaşında dememek için o rivayeti değil öbür rivayeti almayı tercih ediyorlar. Halbuki asıl olan, bilinen budur yani. Efendimiz 9 yaşında Hazreti Ayşe ile evlenmiştir. Duydunuz mu dostlar? İşte burada Resulü müdafaa etmemiz gerekiyor. Böyle bir şeyi eğer siz halen daha inanıyorsanız ateistlerin üretimine yardım etmiş olursunuz ve ateistleri üretmeye devam edersiniz. Doğru cevap ne? Kardeşim, biz rivayetle mahşerde hesap vermeyeceğiz. Biz rivayetlerden sorumlu değiliz. Biz sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğiz ve Kur'an'da böyle bir bilgi yok. Kur'an'da olmayan bir bilgiyle ben herhangi bir uygulama yapamam. Bundan yaklaşık bir ay önce dostlar bir meal hatasını göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Kadınların boşanmasıyla ilgili ayette Allah-u Teala boşadığınız eşlerinizi 3 ay tutun diyor. Ve haiz görmeyenleri de aynı şekilde tutun diyor. Haiz görmeyenler de. Bu da ne demektir? 50 yaşın üstünde menopoza girmiş. Artık haiz görmüyorsa bile 3 ay bekletin denilen ayeti, işte bu kafa, bu ehli sünnet kafa, Kur'an'da olmayan henüz kelimesini getirmiş ayetin içine sokmuş.
henüz ayet adet görmeyenleri de bekletin diye çevirmişler. Henüz adet görmeyen. Adet görmeyen yaşlılara gider, henüz adet görmeyen 9 yaşını almak için Kur'an'a atılmış iftiradır. İşte oraya henüzü koyanlar mecburen bu hadisleri de kabul edip Resul 9 yaşında evlendi diyen kafadır. Bu kafada maalesef bunu nedense sadece kızlara uygulanıyor. Kendileri 50-60 yaşında, kız 9 yaşında. Samimiysen oğlunu da 9 yaşında evlendirsene. Ama kızın tazesi lazım. 9 yaşında çocuk nasıl kızı seçsin evlensin? Erkek de 9 yaşında evlendirin, 8 yaşında evlendirin diye erkekler için hiçbir ibare yok. Çünkü çocuk da erkekliğin farkında değil. Ama bu gördüğünüz zalimler kızları 9 yaşında alıyorlar ve hiçbir şeyden haberi olmayan o kızları zifafta öldürüyorlar, zifafta. Girin YouTube'a, Afganistan'da görün, Yemen'de, Sudan'da görün. Zifafta ölen çocukları görün. Allah'tan korkmaz zalimler. Devam etsin. Peki kafirlerin bir itirazı var mıdır? Bir kınamaları söz konusu mudur mesela? Hayır. Babası Ebu Bekir Sıddık'ın bir itirazı olmuş mudur mesela? Hayır. Ben bir tane örnek vereyim dostlar. Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'le Hazreti Ömer evlenecekler. Ve bütün sahabe Hazreti Ömer'i uyarıyor. Diyor ki, ya Ömer sana yakışmaz. O daha çok küçük. Ömer de diyor ki, benim amacım zifaf değil. Ben çocuk için evlenmiyorum. Amacım Resul'e ehli beyt olmak. Ben Resul'den duydum ki ehli beyte cehennem ateşi dokunmaz. Onun için Resul'e akraba olmak için ben kızla evlenmek istiyorum diyor. Hazreti Ali'nin kızıyla. Ümmü Gülsüm ile. Sonra da bilmem kaç bin dirhem verip evlendikten sonra iki tane oğlu oluyor. Buyurun. Kaynak Hayatül Sahabe. Türkçe'ye çeviren Ali Aslan, açın okuyun. Benim videomdan bakın okuyun. Nasıl olsa takipsizlik aldık. Burada ne diyor? Hazreti Ebu Bekir ses çıkartmamış. Hazreti Ömer alırken ses çıkartmışlar, itiraz etmişler. Hazreti Ali diyor çocuğum küçüktür. Sahabe diyor çocuk küçüktür. Yapma Ömer. Sonra kız geliyor. Ali diyor ki kızımı diyor sana yollayayım diyor bir bak diyor. Zavallı kızın eline bir libas, bir elbise veriyor. Git diyor bunu Müslümanların emirine göster diyor. Kız gidiyor elbiseyi gösteriyor. Hazreti Ömer kıza bakıyor. Babana söyle diyor elbise çok güzelmiş diyor. Zavallı çocuk elbiseyi gösterdiğini zannediyor. Halbuki Hazreti Ömer kıza bakıyor. Bunun çok edepsiz olanı da var. Onu da siz araştırın kendiniz görün. Ben videoda söyledim. Şimdi Alparslan Kuytul Paşa da tabii dinleyenlerin konuyla ilgili bilgisi yok. Bilgisi olmadığı için Ebu Bekir itiraz etmemiş. O zaman normal olacak öyle mi? Hazreti Ayşe annemizin bizatihi kendisinin bir itiraz var mıdır mesela? Anlatayım. Hazreti Ayşe annemiz ben diyor oyun oynuyordum diyor çocuklarla elimden tutup beni götürdüler diyor. Çocuk nasıl itiraz etsin? Sizin kitabınız, sizin eseriniz, sizin kitabınız. Bu sizin kitabınız. Oyun oynarken elimden tutup götürdüler diyor. Ne kadar güzel cümle kuruyor ya. Gören de der ki kızı itiraz ederse vermeyecekler. Arkadaşlarıyla oyun oynarken elinden tutulup götürülen kızdan bahsediyor sizin kitaplar. Kendisi de Hazreti Ayşe itiraz etmedi diyor. Ahzab suresinde buyuruyor ki ey peygamberin eşleri. Eğer siz dünyayı istiyorsanız peygamber sizi boşasın. Gidin dünyanızı yaşayın. Yok eğer Allah'ı ve Resulünü ve ahireti istiyorsanız sabredin çok şey istemeyin. Takva yaşayın.
şuyum da olsun, buyum da olsun, bulaşık makinem de olsun demeyin. Eğer hakikaten Allah'ı, Resulünü, ahireti istiyorsanız çok şey isteyenlerden olmayın. Bırakın bu işleri. Ahirete yönünüzü çevirin. Dostlar, sinirim el vermiyor. Daha fazla gidemeyeceğim, kusura bakmayın. Ayeti anlatırken çamaşır makinesini, bulaşık makinesini bile katıp çocuk parkından elinden tutulup götürüp nikah yapılan Ayşe'yi anlatan bu zihniyet daha çok ateist genç üretecek. Biz ateistlere karşı mücadele verirken sadece bu adamların kitaplarındaki bu iftiraları temize çıkartmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bunların bir iftira olduğunu, Kur'an'da bunların yazmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar kızları sünnet eden zihniyet. Bunlar sübyancı. Çocuk yaşta ehli sünnet akaidine göre kimdi o? Gureba Yayın Evi'nden Abdullah Yolcu muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde Abdullah Yolcu, Gureba Yayın Evi. Videosunu yaptım. Diyor ki ehli sünnette kadına nikah yaşı yoktur. Kundaktayken bile nikah kıyabiliriz. Gidin inancınızı öğrenin. Cahiller. Savunduğunuzu bir öğrenin. Çıkmış diyor ki Hazreti Ayşe de itiraz etmedi. Kundaktaki çocuğa nikah kıyılabilir hükmünü veren kurduğu cümleye bak. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.